ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteninden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Sivil Dayanışma Platformu'nun düzenlediği konferansa katılmak üzere Manisa'ya gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve beraberindeki heyeti Şehzadeler Belediyesi'nde misafir etti. Manisa Sivil Dayanışma Platformu'nun düzenlediği konferansa katılmak üzere Manisa'ya gelen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve beraberindeki heyet Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'i ziyaret etti. Yapılan ziyarete bakan yardımcısının yanı sıra AK Parti İzmir Milletvekili Ali Açlık, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Muharrem Kılıç, Memur Sen Manisa'yı temsilcisi Mustafa İrgat, Sivil Dayanışma Platformu üyeleri Mustafa Dağcı, Mehmet Şahin katıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yapılan ziyaret nedeniyle bakan yardımcısı ve heyete teşekkür etti. Ben kendilerine Şehzadeler şehrine, Fatih'in şehrine, Kanuni'nin şehrine hoş geldiniz diyorum. Kendilerini burada ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Tabii ki malum 16 Nisan'da bir halk oylaması var. Manisa Sivil Dayanışma Platformu'nun tertip ettiği bir konferans olacak Bedesten'de. Konuşmalar yapılacak, halkımız bilgilendirilecek. Bu şekilde bir katkıda bulundukları için de kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, 16 Nisan'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı sistemi halk oylamasında Türkiye genelinde evet oylarının yüksek çıkacağına inandığını ifade etti. Evetle ilgili bu milletin beklentilerine uygun bir sonuç çıkması için de gece gündüz yollardayız. Bunun gayret içerisindeyiz. Tabii vatandaşlarımızın zihninde varsa kalan kısmi tereddütleri giderip onlarla ilgili ne olup bittiğini onlara müzakere ediyoruz. Onlarla paylaşıyoruz. Arzumuz tabii bu milletin hak ettiği şekilde yoluna büyük, güçlü Türkiye olarak devam edebilmesi için güçlü bir evet 16 insanı deyip yoluna devam etmesidir. Ben hem Şehzadeler şehrinden, Şehzadeler Belediyesi'nden, hem Manisa'mızdan hem de Türkiye genelinden yüksek oranda evet çıkacağını hem umut ediyorum hem dua ve temenniyle bunu ifade etmiş oluyorum. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Soma ilçesinde 82 yaşındaki Fatma Sazan, evinin önünde gerçekleşen bir kavgayı ayırmak için değnekle bir kişiye vurduğu iddiasıyla hakkında dava açıldı. 82 yaşındaki yaşlı kadına verilen 3000 liralık para cezası ödeme gücü olmadığı için kamu görevi cezasına çevrilerek camiyi bekleme cezasına dönüştürüldü. Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Karamanlı mahallesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen 82 yaşındaki Fatma Sazan'ın değneği silah sayıldı. İddiaya göre 82 yaşındaki Fatma Sazan, evinin önünde kavga eden şahısları görünce yanlarına giderek değneğiyle kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga eden şahıslardan birinin Sazan'a tahta bir sopayla vurması üzerine Sazan değneğiyle karşılık verdi. Kavgaya karıştığı ve şahıslardan birine değnekle vurduğu iddia edilen Sazan hakkında açılan davada kasten yaralama suçu işlediğinden 4 ay hapis günü karşılığı para cezası alırken bu suçu silah sayılan değnekle işlemesi nedeniyle cezası yarı oranında artarak 6 aya çıkarıldı. Yoruldu mu çok? Çok yoruldum. Nefes darlıyorlar. Adem nefes darlıyorlar. 82 yaşındaki Sazan, duruşmadaki iyi hal ve hareketleri nedeniyle cezası indirilerek toplamda 3000 liraya tekabül eden 5 ay karşılığı cezaya çarptırıldı. Hakkında kesilen 3000 liralık adli cezayı ödeyecek gücü olmadığını belirten yaşlı kadına cami bekleme cezası verildi. Her gün iki büklüm bir şekilde Karamanlı mahallesindeki evinden çıkan Fatma Sazan, yaklaşık 500 metre ilerideki İlim Işıktır camisine giderek 4 saat boyunca cami bahçesinde nöbet tutuyor. Cami ödüler, 8 ay yatayım buraya gelip gidiyorum. Az tutun, ne ekmek var ne acı var, öyle bekleyeyim burada. Kavga yaptı biri, şahitlik yaptım biri, dövdü benim kapının önünde. Orada kavga yaptılar, ben de bir şahit oldum. Konuşmasını da bilemedim karakolda. Bilmeyeyim, 80-90 yaşına gireyim. Cezaevine girmedim, karakol kapısı görmedim. Bu nereden verdiler, bana bu cezayı verdiler çocuğum. Aha işte bu vardı elimde, bana bir çomak vurdu. Ben de böyle yaptım abi, ben Allah'tan böyle yaptım. Abi böyle yaptım hemen çocuğum. Elimde bulundu. Bu bir kaldırdım, böyle vurmadım da böyle kaldırdım hemen. Huzurda o da yeminli vardı. Hakim beyim dedim, bir kaldırdım, vurmadım dedim.
Kur'an'ı getirin dedim, el basarım dedim. Bir çomağımı kaldırdım dedim, vurmadım dedim. Önümde kardeşimin oğlunun kızını çok vurdular. Dayanamadım ben de, bir tarafa vurdular beni. Ben de ondan sonra bunu böyle kaldırmış bulundum. İşte bundan ben ceza yedim ya. İşte bu vakit geleyim, bazı erken geleyim. Karlı havada çok üşüdüm, hasta oldum. Karlı havada camide ateş de yok, dışarıda bekleyeyim hep. Bu yaştan sonra başa geldi. Beni öldürseler de önümde şahitlik mahitlik yapmam lazım. Sazan her gün cami imamı tarafından denetlendiğini ve imza attığını belirtti. Namazını kılıyor, benim imzamı atıyor. İmzamı atayım. Bırakıp gidiyorum. İlginç bir olay, ilginç bir ceza sevgili seyirciler. 82 yaşındaki Fatma Sazan'ın 7 aydan bu yana tuttuğu cami bekleme nöbeti cezası kefaretinin ödenmesiyle sonunda son buldu. Evinin önünde gerçekleşen bir kavgayı ayırmak isterken değnekle bir kişiye vurduğu iddiasıyla hakkında dava açılan ve kendisine verilen 3000 liralık para cezası ödeme gücü olmadığı için kamu görevi cezasına çarptırılarak cami bekleme cezasına dönüştürülen 82 yaşındaki Fatma Sazan'ın 7 aydan bu yana tuttuğu cami nöbeti cezası AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ'ın girişimleriyle Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve Soma Belediye Başkanı Hasan Ergin'in desteğiyle kaldırıldı. Cezasının kaldırıldığı kendisine iletilen Fatma Nine'nin sevinci gözlerine yansırken duyarlılık gösteren herkese teşekkür etti. Hakikat biliyor musun? Sildi. Ey hadi tamam. Sildi cezası. Hadi tamam. Allah ömür versin. İyi günler versin size. Allah sağlıklı günler. Beni kurtardığınız için çok şükür ederim. Sevindin mi? Çok sevindin mi? Çok sevindim. Vallahi çok sevindim. Çok sevindim bak. Vallahi çok sevindim. Bütün kış geldim gittim, geldim gittim sakatlarım. Benim kızlar da sağ olsun yavrum. Fatma Sazan'ın kızı İnce Sarı da annesinin cezasını son bulması için çaba harcayan herkese teşekkür etti. Allah bin kere razı olsun derim. Ne diyeyim başkanım çocuğum? Allah başımızdan eksik etmesin. Başkanımızı. Annenizin cezası kalmadı artık. Bitti mi? Yani para ödendi. Ha. Artık ceza düşecek muhtemelen. Allah razı olsun değil mi bu yardım etmişse? 7 aydan beri gidiyordu benim anamla. 7 ay devamlı geldi gitti böyle o. 7 aydan beri. İnce 10-15 gün bir şey kalmış. Allah bin kere razı olsun böyle ilgilenlere. Daha ne diyeyim o şey yapacağız hadi. Her gün iki büklüm bir şekilde Karamanlı Mahallesi'ndeki evinden çıkan Fatma Sazan yaklaşık 500 metre ilerideki İlim Işıktır Camisi'ne giderek 4 saat boyunca cami bahçesinde nöbet tutuyordu. Soma Belediye Başkanlığı ve Soma Kaymakamlığı'nın mahkemenin verdiği ceza parasını ödemesiyle cami bekleme nöbeti cezası kaldırılmış oldu. Sevgili seyirciler, Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 yıldır faaliyet gösteren ve tüm dünyada otomotiv sanayisi için sızdırmazlık profil üreten Standart Profil Grubu, bünyesindeki 2. ARGE merkezinin açılışını Manisa'da gerçekleştirdi. ...1977 yılında Düzce'de temelleri atılan ve günümüzde dünyanın çeşitli ülkelerinde üretim gerçekleştiren Standart Profil Grubu, kuruluşlarının 40. yılında grup bünyesindeki 3. Türkiye'deki 2. ARGE merkezinin açılışını görkemli bir davet töreniyle Manisa'da gerçekleştirdi. Standart Profil Grubu CEO'su Turhan Semizer, Manisa ARGE merkezi ile grubun küresel rekabette daha da güçlendiğini belirtti. ARGE merkezinin açılışında Manisa Vali Yardımcısı Mesut Eser, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İl Müdürü Erbil Kalmış ve bölgenin önde gelen yöneticileri de yer aldı. Grubun Manisa fabrikalarında çalışanlar arasındaki kadın erkek çalışan sayısının eşit olduğunu belirten Standart Profil Manisa 1 Fabrika Genel Müdürü Çağan Dikmen, 31 yaş ortalamasına sahip çalışanları arasında %40'ın üzerinde kadın çalışana sahip olmaktan duydukları memnuniyetin altını çizdi. Manisa'nın konumunun getirdiği sanayi ve nitelikli çalışana erişim için sahip olduğu avantajın farkında olduklarını belirten Grup ARGE Direktörü Dr. Ali Erkin Kutlu, bu avantajı ARGE merkezi sürecinde de en iyi şekilde değerlendireceklerini belirtti. Sevgili seyirciler, Manisa'da 1995 yılında Hayatın Frekansı sloganıyla yayın hayatına başlayan ve bugüne dek el değiştirmeden yayın hayatına devam eden Radyo Hiraş, başarılarla dolu 22 yılı geride bıraktı.
Radyo İraş'ın 23. yıl dönümü Manisa Protokolü'nün de katılımıyla İraş Medya Grup Hizmet Binası'nda gerçekleşen görkemli bir törenle kutlandı. Manisa'nın 22 yıldır kesintisiz yayın yapan, bugüne dek Türkiye'nin ve Manisa'nın birçok önemli isimlerini mikrofon konuğu etmiş Radyo İraş'ın yayın binasındaki 23. yıl kutlamasına Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Erdin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Çumrukaya, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Eski Çevre Bakanı ve Cerrahpaşa Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Başkanı Rıza Akçalı, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcıları Şule Uygur, Ramiz Çiyak, Yunus Emre Belediyesi Meclis Üyesi Necip Denktaş, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ertuğrul Aytaç, ETV ve Denge Gazetesi Genel Müdürü Velihan Yumrukaya, Posta Gazetesi Ege Bölge Reklam Müdürü Aysun Erbay, Manisa Birlik Başkanı Mustafa Pala, çok sayıda basın mensubu ve davetli katıldı. İraş Medya Grup Başkanı Rıfat Emin Uygur, Manisa'da yayıncılık hayatına başladıkları günden beri aynı çizgide yollarına devam ettiklerini belirtti. Tabii 94 yılında biz bu yola çıktık. 94 yılında çıktığımız zaman o zamanlar tabii ki olanaklar çok farklıydı. Bu 23 yılı kolay geçirmedik. Sadece Manisa halkının, Manisa'da iş yapan işverenlerin destekleriyle bugünlere geldik. Büyük şehir olan Manisa'da daha ileriye giden, daha gelişmiş bir Manisa'yı hep beraber yaşamak adına biz Radyo Hiraş'ın mikrofonuna seslenmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de bir açıklamada bulundu. Hiçbir baskı altında kalmadan bütün gerçekleri dile getirebildikleri, bütün Manisa'daki bütün gelişmeleri objektif olarak vatandaşa sunabildikleri, kamuoyuyla paylaşabildikleri yayın yılları diliyorum. Başarılar diliyorum kendilerine. Çevre Eski Bakanı ve Cerrahpaşa Üniversitesi Yüksek Öğrenim Vakfı Başkanı Rıza Akçalı, kendisinin Radyo Hiraş ailesinden biri olduğunun altını çizdi. Biz de aileden biri olduk. Hakikaten Manisalılara ve onun vasıtasıyla civara hitap etmek, onlarla görüşmek, haberleşmek, halleşmek hakikaten bize bir keyif veriyor. Erdin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Çumrukaya ise Radyo Hiraş'ın Manisa'da bir bilgilendirme radyosu olduğuna dikkat çekti. Bütün radyolarda sadece müzik çalıyor. Yani bilgilendirme yok, vatandaşın derdini anlatma yok, yetkililere bir bilgiyi sunma yok. Sadece banttan banta yayın yapıyorlar ama Radyo Hiraş'ın başka bir özelliğini yakaladım. Geçen gün ve çok da keyif aldım. Hatta Rıfat Bey'i aradım, tebrik ettim. Bu radyo bilgilendirme radyosu. Manisa olan her şey, yapılacak olan etkinlikler, efendim protokolün vatandaşa vereceği mesajlar bu radyodan duyuruluyor. Manisa Birlik Başkanı Mustafa Pala, bazı radyoların sadece müzik kutusu gibi çalıştığını, ancak Radyo Hiraş'ın öyle olmadığını dile getirdi. 23 yıla ulaşmak bir radyo için önemli bir başarı. 23 yılda edindiği bilgi ve deneyim birikimiyle hizmetlerini çok kaliteli biçimde sürdürüyor. Haberler var, müzik var, canlı söyleşiler var. Bu bir müzik kutusu değil. Bazı radyolar sadece müzik kutusu gibi çalışıyorlar ama bu yerel radyo olmanın bütün sorumluluklarını yerine getiriyor. Uygur 23. yıl dönümüne katılımları nedeniyle herkese teşekkür etti. Günün anlam ve önemine dair yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri hep birlikte pasta keserek hatıra fotoğrafı çektirdi. Sevgili seyirciler, Manisa'da park halinde bulunan ve kapısı açık olan halk otobüsüne giren hırsız çevredeki vatandaşlara aldırmadan bozuk paraları alıp otobüsten indi. Güvenlik kameralarına takılan hırsız otomatik kapıyı kapattıktan sonra kayıplara karıştı. Olay 18 Şubat tarihinde 2. Anafartalar Mahallesi'nde saat 18 sıralarında meydana geldi. Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde park halinde kapısı açık olan halk otobüsünü gözüne kestiren hırsız etrafı gözetledikten sonra otobüse girerek şoför mahallini didik didik ediyor. Umduğunu bulamayan hırsız yaklaşık 15 liralık bozuk parayı alıyor.
Çevredekileri aldırış etmeden yavaşça otobüsten inen hırsız, otobüsün kapısını da kapatarak bölgeden hızlıca uzaklaşıyor. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 17 Şubat 2017 tarihinde motosikletiyle yaptığı kaza sonrası hayatını kaybeden 17 yaşındaki Samet Sungur, Çin okulunda düzenlenen lokma törenine katılan anne Fadime Sungur, oğlunun oturduğu sıraya gelerek gözyaşları içerisinde "Oğlumun kokusu var sınıfta" dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 17 Şubat 2017 tarihinde motosikletiyle kaza yapan ve hayata gözlerini yuman 17 yaşındaki Samet Sungur'u okul arkadaşları ve okul yönetimi unutmadı. Turgutlu İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olan Samet için okul yönetimi lokma döktürdü ve Mevlid-i Şerif okuttu. Samet Sungur'un sınıftaki sırasına çiçek bırakan sınıf arkadaşları onu çok özlediklerini dile getirirken, Samet Sungur'un acılı ailesi evlatlarının eğitim gördüğü sınıfı ziyaret etti. Samet'in sırasına oturan baba Cengiz ve anne Fadime Sungur gözyaşlarına boğuldu. Anne Fadime Sungur gözyaşları içerisinde "Oğlumun kokusu var sınıfta" demesiyle yürekleri burktu. Evlatlarının sınıfını ziyaret eden acılı aileyi Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez ve Okul Müdürü Mustafa Avcı teselli etti. Samet Sungur'un sınıf arkadaşları da çok üzgün olduklarını dile getirirken, anne Fadime Sungur oğlunun fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı. Kardeşimiz vefat etti. Bizim sınıf bayağı üzgün. Derslerde falan işleyemiyoruz. Bayağı bir yıkıldık yani. Sevgili seyirciler, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Saruhanlı Belediye Başkan Vekili Eşref Doğurkar'ını makamında konuk etti. Başkan Ergün, Saruhanlı Belediyesi'ne yapılacak olan Saruhanlı Belediye Binası, Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezi Binası, MASKİ, MABEN ve MASMEK kurslarının yer aldığı hizmet binası için protokol imzaladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçelerde önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Başkan Cengiz Ergün, Saruhanlı'da hayata geçirilecek Saruhanlı Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası için Saruhanlı Belediyesi Başkan Vekili Eşref Doğurkıran ile protokol imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleşen imza törenine Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Saruhanlı Belediyesi Başkan Yardımcıları Mustafa Ercan Bilgiç ve İsmail Ceylan'la meclis üyeleri katıldı. Başkan Cengiz Ergün imza töreninde bir konuşma yaptı. Saruhanlı Belediyesi'ne tahsis edilmiş hazineye ait olan yer üzerinde Saruhanlı Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ortak mutabakatıyla bugün bir protokol imza altına aldık. Bu mevcut Saruhanlı'nın merkezinde yer alan yerde yapılacak olan Saruhanlı Belediye Hizmet Binası ve İlçe Koordinasyon Merkezi MABEN MASMEK ve MASKİ'nin birimlerin olacağı ortak proje. Bu mevcut hazırlanacak olan projenin altında da otoparkı olan bir projeyi hayırlısıyla bugün yapmak üzere bunun imzasını gerçekleştiriyoruz. Saruhanlı'da Milli Emlak Müdürlüğü'nün bize tahsis etmiş olduğu yaklaşık 3000 metrekarelik bir arsada Büyükşehir ile beraber anlaşarak, daha önce Hüseyin Başkan'ın ve Cengiz Başkan'ın kendi aralarında anlaşarak, konuşarak Saruhanlı Belediyesi Hizmet Binası, ayrıca Manisa Büyükşehir Hizmet Binası adı altında iki tane bina yapılacak. Yaklaşık 3000 metrekarelik bir arsa. O da iki blok şeklinde yapılacak. Zaten mevcut bizim Saruhanlı Belediyesi artık büyüdüğü için cevap veremez hale geldi. Bizim de yeni bir binaya ihtiyacımız vardı. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akhisar yönünden Balıkesir istikametine gitmekte olan Fikret K idaresindeki otomobil yine aynı yönde seyir halinde olan Burak E'nin kullandığı tır arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Fikret K ile araçta bulunan Sümeyye K, Sinem K ve Sıla K ağır yaralandı. Araçta sıkışan 4 yaralıyı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırkağaç İtfaiye Amirliği ekipleri uzun uğraşlar sonucu ancak çıkartabildi. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevgili seyirciler, Manisa-İzmir yolu Süreyya Piknik Alanı yakınlarında meydana gelen toprak kaymasını önlemek amacıyla istinat duvarı yapıldı ancak son yağmurlardan sonra istinat duvarı toprak kaymasını önleyemedi. 2 yıl önce yağmurlardan dolayı Manisa-İzmir istikametindeki Süreyya Piknik Alanı yakınlarında toprak kayması olmuş. Belediye kaymayı önlemek amacıyla yol kenarına istinat duvarı yaparak toprak kaymasını bir nebze de olsa engellemişti. Son yağmurlardan sonra toprağın gevşek olduğu kesimler kayma yapınca yol kenarındaki kanallar toprakla doldu. Bu alanlarda gerekli önlemler alınmadığı takdirde sonraki yağmurlarda İzmir-Manisa istikameti toprak kayması sebebiyle trafikte önemli aksaklıklara neden olacak. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Selendi ilçesinde 10 yıldır böbrek yetmezliği yaşayan ve diyaliz hastası olan 3 çocuk babası Süleyman Kan Yılmaz, neden olmasın projesiyle yola çıkarak açtığı iş yeriyle büyümeye devam ediyor. Süleyman Kan Yılmaz 10 yıldır böbrek yetmezliği yaşıyor ve diyaliz hastası. Özel bir diyaliz merkezinde haftada 3 gün diyaliz tedavisi görüyor. Kan Yılmaz ailesi 2017 yılının Ocak ayında açmış oldukları Paşa Şekerleme ve Pamuk Erme adlı iş yerinde gece gündüz birlikte çalışıyor. Süleyman Kan Yılmaz, Selendi Şerefiye Mahallesi'nde açtığı iş yerinde Sağlık Bakanlığı onaylı olarak birçok market ve bakkala Tarım ve Gıda Bakanlığı onaylı pamuk elma şekerlerini dağıtarak büyümeye devam ediyor. Baktım bulgar olmayacak. Önce ilk etapta Selendi'ye geldiğimde düğüne de balon satmaya başladım. Benim baloncu Süleyman. Diyetanlarla. Arkasından geçtim. Bu pamuk şeker olayını nasıl olduğunu, ne olduğunu iyiden inceledim. Günümüzün internet ortamında gerek o şekilde gerek arkadaşlarım sayesinde bu işe resmi olarak direkt ben girmeye hedefimi aldım ve nasıl olursa yılbaşında itibaren resmi olarak Selam'da ve çevre ilçelerde başta Selendililere, esnaflarımıza hitap edelim diye bu şekilde yola çıktık Allah'ın dilerse. Gördüğünüz gibi Selen'de olmayan bir işi biz burada icra ediyoruz. Sevgili seyirciler, Manisa Orman İşletme Müdürlüğü çevre yolu ve anıt arasında düzenleme yapılan bölgede ağaçlandırma çalışmalarına başlandı. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü açık olan ormanlık alanların ağaçlandırılması için ilk etapta 15 bin fidan dikecek. Manisa çıkışındaki anıtla çevre yolunun kesiştiği açık alanda çalışmalar tamamlandı. Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Muradi Orman Fidanlığı ve Torbalı Orman İşletmesi tarafından yetiştirilen kızılcık, ardıç, akasya, zakkum, fıstık çamı ve servi gibi ağaçların 15 bin fidanının dikim çalışmaları başladı. Ormanlarda çalıştırılmak üzere işbaşı yapan işçilerin çoğunluğu kırsal kesimlerden alınan kadın işçilerden oluşuyor. Yapılan ilk fidan dikiminde değişik türlerden 15 bin fidanın dikiminin gerçekleştirileceği, bundan sonra Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki ormanlık alanlarda bu tür çalışmaların sürdürüleceği belirtildi. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Selendi ilçesinde Yıldız Mahallesi'nde geçimlerini hayvancılık ile sağlayan Zeynel İnel'in yetiştirdiği hayvanlar görenleri şaşkına çeviriyor. Yaşları 3 ile 2 arasında olan hayvanlar toplamda 140 kilo ağırlığında. Yıllardır tarımla ve hayvancılıkla uğraşan Zeynel İnel, kendisinden başka hiçbir yetiştiricinin bu kadar besili hayvan yetiştirmediğini söyleyerek kendine güvendiğini belirtti. Aklım ereli, bu işlerle uğraşırım. Bunları yetiştiririm, pazarlarım,
ihtiyacı olanlara bu şekilde harcarım. Her sürü de bulunmaz bu şekilde. Ben hala bulundurmaktayım. Beslemekteyim, gururla besliyorum. Gururla bakıyorum. Canlı ağırlığı 140 kiloya kadar yetiştirdim efendim. Yani bu başka yerlerde mümkün mü? Çok nadir. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Akhisar Belediyespor Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk edeceği Antalya Spor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ligdeki sıralamada düşme potasına yakın konumda bulunan ve üst sıralara çıkarak rahat bir nefes almak isteyen Akhisar Belediyespor'da hedef galibiyet. Yeşil siyahlılarda sol el işaret parmağı kırılan kaleci Fatih Öztürk, sağ diz arkasında ödem oluşan Gustavo ve kasıklarında ödem oluşan Daniel Versons Antalya Spor maç kadrosuna alınmazken takımdan ayrı çalıştı. Tecrübeli futbolcu Özer Urmacı, idman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Antalya maçı bizim için gerçekten çok önemli olacak. 6 puan değerinde bir maç olacak. İç sahada oynayacağız. Taraftarımızın da desteğiyle bu maçı inşallah kazanacağımızı düşünüyorum. Bizim için bir final maçı gibi bundan sonra her maç. Bir an önce 12 ile 16 puan arası toplayıp rahatlayıp küme düşme olasılığını kafadan kaldırmak istiyoruz. Hem psikolojik olarak. Taraftarımızın da desteğine ihtiyacımız var. İnşallah hafta sonunda cumartesi günü stadı doldururlar ve bize ihtiyacımız olan desteği verirler diye. Devre arasında Medipol Başakşehir'den sezon sonuna kadar kiralanan golcü oyuncu Çikarleşi artık Başakşehir'in geçmişte kaldığına vurgu yaparak şu ifadelere yer verdi. Şimdi ilk önce Başakşehir artık benim geçmişimde kaldı. Ben tüm konsantrasyonumu Akhisar Spor'a verdim. Bunun için çalışıyorum burada. Antalya Spor maçına da gelince bizim için çok önemli bir maç. Biz bu maçı kazanmak için de çok çalışıyoruz. Umuyorum ki biz bu hafta bu maçtan galibiyetle ayrılırız. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tekeliler Mahallesi'nde bulunan Hava Sporları Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Buraları ben daha önce aslında... Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Tekeliler Mahallesi'nde bulunan Şehzadeler Belediyesi'ne ait Hava Sporları Merkezi'nde incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Başkan Çelik'e aynı zamanda bir yamaç paraşütü pilotu olan AK Parti Yunus Emre İlçe Başkanı Zafer İkinci, Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ali Özyiğit, Belediye Meclis Üyesi Ahmet Demir Arslan ve uçuş eğitmenleri katıldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hava Sporları Merkezi'nde okçuluk sporu için bir yer yapılacağını ifade etti. Akademik çalışmaları başlıyor. Ama mazisi 7. ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşça kalın.